Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben bütün ölçüleri çay bardağıyla olan bir kurabiye tarifi vereceğim. Yalnız kurabiyemiz cevizli, kakaolu, çok güzel bir tarif olacak. Ben buraya bir çay bardağı yarısı tereyağı, yarısı zeytinyağı olan yağımı ekliyorum. Tereyağımı erittim, soğuttum. Margarin kullanmayın derim ben. Tabi tercih sizin. Bir çay bardağı da buraya yoğurdumu ekliyorum. Bir çay bardağı pudra şekerimi buraya ekliyorum. Kabartma tozumuzu buraya ekleyeceğim şimdi. Bir çay kaşığı. Artı 2 çay kaşığı tepelime ben kabartma tozumu buraya ekledim. Diğer kurabiyelerden farklı olarak buraya şimdi ben yarım çay kaşığı da instant maya kullanacağım. Onu da kullanmamdaki amaç hamuru açacağımız için çatlamalar olmasın. Çok güzel bir şekil olsun diye. Şu şekilde yarım çay kaşığı dolusu da instant maya atıyorum buraya. Bütün harcımı şimdi burada karıştıracağım. İlk önce elimizi katmadan oda sıcaklığında olan bütün malzemelerimizi şöyle pudra şekeri, mayamız, kabartma tozumuz eriyene kadar yoğurdumuz iyice çırpılana kadar karıştıralım. Bir çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bütün malzemenin erimiş olduğundan emin olduktan sonra, daha doğrusu özellikle de instant maya kenarlarda kendini belli edecektir şu şekilde. Hala erimemiş. Bunlar eriyene kadar çırpacağım. Ondan sonra da kontrollü bir şekilde ben unumu ilave edeceğim. Bakalım bu seferki unumun markası farklı. Bazen aslında sadece un olarak da değil, tereyağından da fark ediyor. Mesela farklı bir tereyağında ben unu daha az kullanıyorum. Ya da diğer farklı bir tereyağında daha unu çok kullanıyorum. Yağda da fark ediyor, inanın. Unda nasıl fark ediyorsa. Siz sadece kontrollü bir şekilde, zaten eliniz alışkındır pasta hamuru yoğururken ya da börek. Ona göre hamurunuzu, ununu koyarken ayarlayabilirsiniz. Mayamız eridi. Gördüğünüz gibi tek tük kaldı. O da zaten hamuru dinlendirirken yine eriyecektir. Bütün ölçülerimiz çay bardağı demiştik. Şimdi ben buraya bir çay bardağı unumu ekledim. İkinci çay bardağı unumu ekledim. Üçüncüyü ekledim. Şimdi bir bunu karıştırayım. Yine tekrar kıvamına beraber bakalım. Bir çay bardağı daha unu alacak gibi görülüyor hamuru. Evet, hamurumuz çırpıcının içine toparlanmaya başladı. Bu da demektir ki bundan sonra elimizle yoğuracağız. Ve hamura dokununca da zaten kıvamını tahmin edebiliriz. Belki bir yemek kaşığı daha un ekleyebilirim, bilmiyorum. Bir elimi içinde hamuru görmem lazım, elim almam lazım. Evet, bir yemek kaşığı daha ben unum buraya ekleyeceğim. İyice tepeleme bir yemek kaşığı. Ben bir 5-6 dakika hamurumu yoğurayım. Diğer aşamaya geçelim ondan sonra da. Evet, şu şekilde ben hamurumu toparladım.
Biliyorsunuz kurabiye hamurları biraz da fazla yoğrulunca daha güzel oluyor. Toplamda 10 dakikadan fazla yoğurun derim ben size. Şimdi hamurumu burada ikiye böleceğim. Bunu buzdolabı poşetin içine alıyorum. Bu şekilde. Bunu bir kenara kaldırıyorum. Şimdi kalan diğer hamurumu buraya tekrar alıyorum. Bunun çünkü daha yoğurma işlemi ve malzemelerin katımı bitmedi. Onları ekleyeceğim. Bunu da tamamlayacağım. Böyle bir kasenin içerisine ben 1-2-3 yemek kaşığı kakaomu aldım. Yemek kaşığı da buraya ben sütümü ilave ettim. Siz süt ilave edebilirsiniz. Elinizde ne varsa ya da krema olabilir ya da kaymak olabilir ya da yoğurt olabilir. Hiç sıkıntı etmeyin. Ben sadece bugün süt katmak istedim. Burada bunu sıvıştırmamızın amacı da oradaki hamurumuza kakao katılık katacaktır. O yüzden buradan biraz akışkan hale getirip oraya katarsak hamurumuz koyu olmayacak. Daha güzel açılacak. Daha güzel şekil verilip kesilecek. Ama kakaonuzu iyice çikolata kıvamına gelene kadar karıştırın. Biraz zaman alacak bu. Eğer koyu olursa bir yemek kaşığı daha süt ekleyebilirsiniz. Ben burada ekleyeceğim. 5 yemek kaşığı süt olmuş olacak. Hatta 6 yemek kaşığı süt ekledim ben buraya. Bakalım nasıl olacak. Bence oldu. Şu şekilde koyulu. Yine yoğurduğumuz hamurdan bir tık daha ince bir hamur, daha açılık bir hamur. Şimdi hamurumuzun içine karıştırdığımız kakaoyla süt karışımını ekliyoruz. Kakaosunu yedirene kadar, pürüzsüz bir hamur haline gelene kadar yoğurun derim ben. Evet, hamurumuz tamamdır. Şimdi toparlayacağım bunu. Bir 10 dakika bunu da buzdolabı poşetin içinde bekleteceğim. 10 dakika sonra diğer aşamaya geçelim. Bu şekilde diğer hamurumuzun yanına bırakabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Evet. 10 dakika burada bir bekletin. Hamur dinlenene kadar ben burada bir kase cevizimi ayıklayıp buradaki havanın içine alacağım. Bunları bir güzel döveceğim. Siz cevizi ister içine katın, ister katmayın. O size kalmış bir şey. Herkesin kendi tercihi. Fındık da katabilirsiniz. Cevizinizi robottan da geçirebilirsiniz. Ben bugün bir kase olduğu için bu şekilde döveceğim. Ben cevizimi iyice dövdüm arkadaşlar. Buraya aldım. Biraz da dişe gelsin. Çok un ufak etmeyin. Üç yemek kaşığı da buraya ben şekerimi aldım. Şu boyutlarda ben iki tane yağlı kağıt kestim. Şimdi bunu masaya sabitlemek için
köşelerini ıslayacağım. Hamurumu rahat açabileyim diye. Şu şekilde masayı ısladım. Bunu yapıştırıyorum. Burayı da yapıştırdım. Boydan boya da şöyle yapıştırabilirsiniz kenarları. Daha rahat olur. Evet, kağıdımız şimdi tamamen yapıştı. Ben şimdi sade olan hamurumu bu şekilde ikiye bölüyorum. Şu şekilde. Bunu iki beze yapıyorum. Diğer kakaolu hamurumu da bu şekilde ikiye bölüyorum. Şimdilik bu ikisi bana lazım olacağı için şunları yine tekrar buzdolabı poşetine kaldırıyorum. Hafif bir un sepelim. Çok az bir şey. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım. Biraz daha hamurumuzu dikdörtgen ya da kare açalım, yuvarlak açmanın yerine. Şöyle kenarlarını toparlayalım. Çünkü hamurumuz rulo olacağı için bize dikdörtgen ya da kare olması gerekiyor. Bunu bu şekilde bir kenara alıyorum. Diğer kakaolu hamurumuzu sereceğim şimdi buraya. Bunu da aynı şekilde açacağım. Hafif altını üstünü unladım. Hamurumuzun kenarlarını şu şekilde temizliyoruz. Her ikisini de dikdörtgen haline getireceğiz çünkü. Bunları da tekrar kullanacağız. Aslında ben normalde eve yapmış olsaydım bunu, video çekmeseydim, kenarlarını da hiç temizlememe gerek yoktu. Hani o kadar da önemli değil. Bir tanesi de şekilsiz olup pişsin derdim tepside. Çok da önemli değil. Ama size göstereceğim için bunu düzgün yapmak zorundayım. Kakaolu hamurumuz biraz daha büyük olduğu için biraz daha incelteceğim bunu. Çünkü bunun üzerine gelecek o. Evet, şimdi kakaolu hamurumuzu buranın üzerine deviriyoruz. Bu şekilde. Biraz çekiştirin eğer kısa geldiyse. Hiç önemli değil. Şimdi cevizimizi, karıştırdığımız şekeri buraya ekliyorum ben. Elinden daha orantılı dağılacak. Evet, şimdi yuvarlamaya başlıyorum ben. Kırılmalar illaki olacaktır. Hiç onu dert etmeyin. Taşmalar, kırılmalar olacaktır. Şimdi burayı böyle birleştiriyoruz.
yine bu uçlarda da bir temizleme işimiz olacaktır. Dediğim gibi ben şunu biraz kalın alacağım. Sonuçta evde biz tüketeceğimiz için bunu hiç toparlamayacağım, öyle kalsın. Bu şekilde kestim. Gördüğünüz gibi. Şimdi şekil vermeye çalışacağım üstüne. Diğer bezeleri de açacağım. Ondan sonra da şekil vereceğim üzerine. Temiz bir cımbızla şimdi buraya şekil vereceğim ben. Kullanmadığınız bir cımbızı kullanabilirsiniz burada. Bunun şeklini size gösterip öyle diğer hamur açmak istedim. Çünkü son anda aklıma geldi. Bu burada çıvıma yapabilir. Şimdi şu şekil alıyoruz elimize. Kendiniz isteğinize göre şekil verebilirsiniz buna. Tamamen size kalmış yani. Şimdi diğer bezeyi açıyorum ben. Elinizle biraz hafif yayın. Üzerine cevizimi döküyorum. Siz bezeleri daha büyük de alıp yapabilirsiniz. Daha rahat olur. Tek bezede yapabilirsiniz. Ben bugün iki beze yaptım. Beyaz şekerin yerine kırmızı şeker de kullanabilirsiniz. Bu sefer hamurun kenarlarını hiç kesmedim. Onu sadece size görsel olarak göstermek için kestim. Biraz bastırdıktan sonra çevirin. Şu kenarlarını böyle bu şekilde yapıştırın. Zaten yapışıyor kendi de. Şekil verici aparatımızla ben bunu kesiyorum. Bundan ben patates soyduktan sonra şekil veriyorum. Güzel oluyor. Böyle bir şey kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Siz malzemeyi su bardağına göre de ayarlayabilirsiniz. Ben bugün bütün malzemeleri çay bardağıyla verdim. Ama siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz onu. Diğer tepsim çok büyüktü arkadaşlar. Ben diğer tepsimi değiştirdim. Şimdi bu şekilde kurabiyelerimi buraya alıyorum. Görünüşü şöyle. Evet, ben bunu 180 derece fırında 40 dakika alt üst ayarda pişireceğim. Ondan sonra hep beraber diğer işleme bakalım. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada çamaşır makinem de çalışıyor.
Hoşça kalın. İsterseniz üzerine pudra şekeri de dökebilirsiniz. Belki ben de ilerleyen saatlerde üzerine pudra şekeri de dökebilirim. Herkese kolay gelsin.